Perikardit nedir? Perikardit, perikard boşluğunun sıvı toplanması ile karakterize enflamatuvar bir hastalıktır. Sağlıklı bir çocukta 10-15 mililitre sıvı olması normaldir. Erişkinde bu 50 mililitre kadar olabilir. Sıvı niteliği etiyosuna göre seröz olabilir, fibrinöz, pürülen veya hemorajik olabilir. Perikarditlerin etkenleri arasında enfeksiyonlar görülür. Viral enfeksiyonlar, özellikle Coxsackie, Eko virüs, herpes ve adenovirüs öncelikli olarak etkendir. Bakteri enfeksiyonlardan da stafilokok, streptokok ve meningokoklar etkendir. Tüberküloz geri kalmış ülkelerde hala sık görülmekteyken ileri ülkelerde artık seyrek olarak görülmektedir. Fungal ve parazitler perikarditlerde yine oldukça seyrektir. Otoimmün hastalıklardan sistemik lupus, jüvenil idiopatik artrit, akut romatozis ve FMF de perikardiyal sıvıya yani perikardite yol açabilirler. Üremi perikardiyal iritasyon nedeniyle hipotiroidde yine perikardiyal efüzyon yaparak perikardit yaparlar. Postperikarditomi sendromu da travma ve idiopatik nedenlerle de perikardiyal sıvı görülebilir. Perikarditli hastaların yakınması genellikle ilk önce göğüs ağrısıyla başlar. Ve bu göğüs ağrısının özelliği oturup öne doğru eğilince azalması, yatınca artmasıdır. Bunun dışında bir enfeksiyon ve enflamasyon olduğu için ateş görülür, öksürük, dispne ve takipne gibi bir solunum sistemi bulguları ortaya çıkar. Muayene bulguları ise perikardiyal sıvı toplanması ve bazen de buna fibrin eklenmesi sonucu her iki perikard yaprağı birbirine sürtündüğü için bir meşin gıcırtısına benzer frotman duyulur. Buna biz perikardiyal frotman diyoruz. Ayrıca bir de plevral frotman da vardır. Taşikardi görülür. Eğer sıvı miktarı oldukça fazlaysa kalp sesleri derinden gelebilir. Venöz olgunluk görülebilir. Hepatomegali görülebilir. Hipotansiyon görülebilir. Hatta ileri vakalarda sıvının çok arttığı durumlarda pulsus paradoksus ortaya çıkabilir. Burada görüldüğü gibi venöz dolgunluk hastaların venlerinde, boyun venlerinde bu şekilde şişkinleşme, belirginleşme şeklinde görülür. Pulsus paradoksus mekanizması şu şekildedir. Derin ispiyumla hastanın arteriyel tansiyonu 10 mm civadan fazla düşer. Bu tetkiki artık çok fazla kullanmamakla beraber mekanizması şu şekildedir. İspiriumda sağ kalbe gelen kan miktarı arttığı için ve perikardiyal sıvı nedeniyle ventikül dışarı doğru genişleyemeyeceğinden dolayı septumu iter. Bu nedenle sol ventikülün doluşu bozulur, azalır ve sistemik doluşuma giden kan miktarı azaldığı için ispiriumda özellikle derin ispiriumda tansiyon arteriyel 10 mm civadan daha fazla düşer. Bunların dışında tüberküloz perikardit de biraz evvel söylediğimiz gibi ileri ülkelerde artık nadir görülmekle beraber geri kalmış ülkelerde hala görülmektedir ve sık görülmektedir. Bunda yine öksürük dispne varken gece terlemesi de eklenir. Ayrıca kilo kaybı, belirgin kilo kaybı vardır ve laboratuvarda PPD pozitifliği görülür. Ve bu hastalarda konstrüktif perikardit riski diğerlerine göre daha fazladır. Bir de postperikardiyotomi sendromu vardır ki bu da kalp ameliyatı olmuş hastalarda travma veya fonksiyon sonrası birkaç hafta içinde otonomin olarak gelişen plevral veya perikardiyal sıvı toplanmasına verilen isimdir. Bu hastanın laboratuvarlarında akut vaz reaktanlarından lökositoz, sedimentasyon ve SLP yüksekliği görülür. Terelerinde burada görüldüğü gibi çadır kalp görülür. Çadır kalp, kalp yukarıdan aşağıya doğru giderek genişlemekte ve kalbin en geniş çapı diyafragmanın hemen üzerindedir. Burada yine çadır kalp görülmekte, aynı zamanda plevral sıvı da görülmekte ve kardiyomegali var. Fakat hastanın tedavisinden sonra hem çadır kalp düzelmiş, kalp küçülmüş, kalp gölgesi küçülmüş. Çünkü sıvı azalmış ve kaybolmuş. Hatta plevral sıvı da kaybolmuş. Başka bir bulgu da EKG'de ST değişiklikleri
ve voltaj süpresyonun görülmesidir. Akut dönemde PD segmentinde depresyon, ST segmentinde elevasyon görülür. Daha sonra ST segmentindeki elevasyon düzelirken PD segmentindeki depresyon kalmaktadır. Üçüncü fazda PD segmentteki depresyon düzelirken bu sefer T negatifliği oluşmakta. İyileşme fazında hem PD segmenti hem de ST segmenti normale dönmektedir. Bu EKG'de belirgin olan ST segmenti yükselmesi, yani hastanın akut fazda olduğunu göstermektedir. Ayrıca voltaj süpresyonunda görüldüğü gibi mevcuttur. Elektrik alternans ise herhangi bir derivasyonda QRS'lerin voltajının bir küçük bir büyük, bir küçük bir büyük şekilde gitmesidir. Bunun nedeni ise sıvı çok fazla olduğunda kalp perikardiyal kese içindeki sıvıda yüzmekte sallanma hareketiyle bazen ön duvara, yani sternuma doğru göğüs duvarına yaklaşmakta, bazen uzaklaşmaktadır. Yaklaştığında QRS'ler büyümekte, uzaklaştığında ise QRS'ler küçülmektedir. Tanısında echo ve MR kullanılabilir. Echo'da sıvının miktarı görülmekte. Bakın burada daha fazla sıvı mevcut. Burada çok daha fazla sıvı mevcut. Ve tampona da gitmek üzere veya gitmiş bir hasta görüyoruz. MR'da ise yine perikardiyal sıvıyı görmekteyiz. Tabii ki ultrason ve echo çok daha ucuz, pratik ve hızlı bir yöntemdir MR'a göre. Tedavisinde eğer bakteriyelse ampirik olarak antibiyotik verilir. Daha sonra kültüre göre antibiyotik terapi düzenlenir. Ayrıca antiinflamatuvar da verilir. Özellikle viral ve otoimmün hastalıklarda. Ve antiinflamatuvar olarak da aspirin veya nonsteroid antiinflamatuvarlar, örneğin ibuprofen verilebilir. Ve bunun tedavi süresi 2 hafta kadardır ve 4 haftada da azaltılarak kesilir. Buna yanıt vermeyen hastalarda kortizon denenebilir. Fakat kortizon enfeksiyonu dikkat edilmiş, enfeksiyon olmayan hastalarda kullanılır. Nüksü önlemek ve daha hızlı tedavi sağlamak için hastalara antiinflamatuvara veya kortizon ilaveten en az 6 ay boyunca kolchisin tedavisi de eklenmesi gerekir. Ayrıca perikardiyal kese içinde septokinaz verilmesi de önerilmektedir. Ve sıvı çok fazlaysa veya tetkik amacıyla perikardiyal sentez yapılmalı, hasta tamponattan korunmalıdır. Sıklıkla sıvı çok hızlı artar ve sürekli tekrarlarsa tüp drenajda kullanılabilir. Tamponat nedir? Tamponat, perikardiyal sıvının çok artması ile kalbin fonksiyonlarının bozulması ve hastanın durumunun bozulmasıdır. Perikardit bir hastada tamponat durumunda perikardiyal sıvı 1 litre kadar, hatta daha fazla olabilir. Perikardiyal efüzyonu sıvının kritik bir seviyeye gelmesi halinde sıvıdaki çok küçük artışlar bile basınçta büyük artışlara yol açar ve hastanın kliniği süratle bozar. Burada tamponada gitmek üzere olan veya gitmiş bir hastanın perikardiyal sıvısının miktarı görülmektedir. Bunun mekanizmasına gelince, perikard sıvısında aşırı artış diyastolde ventrikül doluşun azalmasına yol açar. Ve bu da sistemik ve pulmoner venöz basıncın artmasını sağlar. Ve sonuçta kardiyak debi ve sistemik tansiyonun düşmesine neden olur. Tamponada gitmek durumunda olan ve durumu bozulan hastalarda veya tanıyı kesinleştirmek ve etiyoloji aydınlatmak için perikardiyosentez yapılır. Bunu da özellikle hasta sedasyondan sonra subkısifoid bölgeden bir enjektörle girilerek, uzun iğneli bir enjektörle girilerek perikardiyal kese içine ulaşılır ve buradan örnek alınır. Ve bu örnekten de hücre sayımı, gram boyama, biyokimya, histolojik inceleme ve kültür ekimi yapılır ve tanı kesinleştirilir. Komplikasyonlardan bir tanesi konstriktif perikardittir. Konstriktif perikardit, tüberküloz ve pürülen perikarditten haftalar veya aylar sonra görülebilir. %50'sinde hala etiyoloji bilinmemektedir. Otoimmün olduğu sanılır.
Perikard kalın, burada olduğu gibi yapışık ve hatta kalsiyum çökmüş, kireçleşmiş ve kalbin etrafını bir zırh gibi kaplamış olabilir. Ve yine burada BT'de perikardiyal bölgenin kalsifi olduğu ve kalbi çevrildiği, burada da MR'da yine perikardın kalınlaşıp kalsifi olduğu görülmektedir. Kostik perikardit tanısını koymak zordur. Hatta tüm dünyada semptomlar başladıktan yıllarca sonra tanık olunan pek çok vaka vardır. Çünkü bulgular non-spesifiktir. Genellikle kalpten şüphe edilmez. Bulgular sağ kalp yetersizliği şeklinde daha hakimse ödem, asit, venöz dolgunluk, hepatomegali ve hatta protein kaybı enteropati görülebilir. Bazı hastalarda da sol kalp yetersizliği daha belirgindir. Sol kalbin genişlemesi engellendiği için. Bunlarda da daha çok kronik plörozi, kronik az solunum enfeksiyonları, yani solunum sistemi enfeksiyonları, hatta tüberküloz taklit edilebilir. Tedavisinde kalbi sıkan ve genişlemesini engelleyen perikardın cerrahi olarak soyulması şeklinde perikardiyektomi yapılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Algoritmik çözümü. Aile hekimleri, çocuk asistanları,